De nerede bir ümmet-i Muhammed namaz kılarsa Beytullah'a dönmek farzdır. Ben Beytullah'a dönüyorum. Hakikatta Allah'ın azametine dönüyorum. Beytullah vahdaniyeti, birliği, azameti, Rabbaniyeti temsil eder. Ben Mekke-i Mükerreme'nin içerisindeki Kabe'nin taş duvarına değil, onun cihetiyle kutsiyetine ve onun maliki, haliki, Rabbül Alemin'e dönüyorum demektir. Şu halde şu sohbetteki Kabe'nin kutsiyeti sözü Allah'ın azametini temsil ettiği için ve insanları yaratan Allah Celle Celaluhu bir murad üzerinden insanları yarattığına göre şu insanlık tarihi Allah'ın azametiyle ilgilidir. İki cilt İslam tarihinde devletler, hükümdarlar, fertlerin hukuku hakkında getireceğim misaller müşahede edilir, düşünülür, anlaşılırsa hangi asır, hangi devlet, şu anda yaşamış milletler dahil saadeti, mutluluğu, kutluluğu, huzuru, Beytullah'ın kutsiyetini idrake. Dolayısıyla Beytullah'ı Beytullah yapan Allah'ın azametine teveccühe bağlıdır. Bütün peygamberler aleyhissalatü vesselam bu hükmü, bu azameti, bu ilahi kutsiyeti anlatmak için gönderilmiştir. Bu Kâbetullah Adem Aleyhisselam'dan önce de var idi. Rabb-i Teala ve Tekaddes Hazretleri meleklerine arşın etrafını tavaf ederken günde 70 bin melekenin girip bir daha sıra gelmediği Beytül Mamur'u tavaf etmesini ferman etti. Rabbül İzzet ve Tekaddes Hazretleri bütün melekeyi mukarrebine. Önce melekler arş-ı azamı tavaf ediyordu. Rabb-i Teala hayır arşı bırakın. Siz bir Beytül Mamur'u yapılsın, onu tavaf edin. Emri ilahiyenin gününden şu güne kadar Beytül Mamur, meleklerin beyti, dünyada bulunmayan mübarek beyt, 70 bin melaike her gün girer, tavaf eder, bir melaikeye ikinci defa tavaf etmek sırası gelmemiştir. Ne zaman ki Rabb-i Teala Cibril Aleyhisselam'a ve meleklere bu Beytullah gibi yeryüzünde bir Beytül Mamur, bir Beytullah, bir Kâbetullah yapın, melekler tavaf etsin, sonra benim yaratacağım Adem Aleyhisselam ve zürriyeti tavaf etsin fermanı verilmiş. İlk Adem Aleyhisselam, ilk insan, ilk peygamber, ilk insanlığın atası Beytullah'ı imar etmiş, inşa etmiş, tavaf etmiş İbrahim Halilullah Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'la inşa edip tavaf etmiş. Biraz sonra bunlar sohbette birer birer çıkacak. Ve bugüne kadar Habibi Hüda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sahabesi, ümmeti Muhammed olarak bizler Beytullah'ın kutsiyetine sığınmaya, Allah'ın azametini idraka, Beytullah'ın sahibi olan Allah'a itaatle huzuru, saadete kavuşmak için gönderildik, yaratıldık. Cuma sabahı bir rüya gördüm. Sabah namazından önce gördüm, uyandım. Ben bir cemaate sohbet ediyorum. Bir de ziyaret makamı var. Mahiyetini bilemiyorum. Sohbet ettiğim söz şu.
kim olursa olsun yalnız başına mı geziyor zannediyorlar? Hayır. İki kişi olarak geziyorlar. Bir nefsi, bir kendi. Nefsi hükümdar, kendi köle olarak geziyorlar. Hükümdara itaat ederken köleliğin zilletini çekiyorlar. Ne mutlu o insana ki kölelikten kurtulup hükümdar olana. Duyan bitti. Buraya beni çok duygulandırdı bu cuma günü. Vah dedim ya, demek ben kendim gezmiyorum. Benim yanımda hükümdar olarak nefsim geziyor. Ben köleysem ne emrederse yapma, ne emrederse itaate mükellefim. Ama köle olarak yaşamak insanı cehenneme götürür. Tefekkür ediyorum. Ben bu köleliği hükümdarlığa çevirmedikçe, ben bu kölelikten kurtulup kamil imanla, muhabbeti ilahiye ile Allah'a dönmezsem kölelik beni cehenneme götürür idrakına vardım. Şimdi tahrip boyunca bu rüyanın hükmü tecelli etmiş. Herkeste bir nefis var. Fıtrat ve tabiatında yemek içmek var. Evlenerek zürriyet çoluk çocuk olması ihtiyacı var. Tabii fıtratında yiyip içen, evlenen, çoluk çocuk sahibi olan insanın bir dünyalığı olması lazım. Evdir lazım, attır lazım, kılıçtır lazım. Bu yüzün dahilesinde vahdaniyeti unutmayıp evlilikten ve insaniyetten maksadın yiyip içmek için olmadığını ahsenil takvim üzere gönderilen, en güzel biçimde yaratılan ve ilk insan peygamber olan bir insanın zürriyeti elbette babası peygambere uygun bir hayat yaşaması lazım gelir. Tarihi gözden geçirdiğimiz zaman Adem Safiullah 40 ile 45 bin zürriyetini saadetli hayatında gördü. İlk önce ikiz doğanlar evlendi. Sonra ikiz doğanların bir önce doğan, bir sonra doğan ikiz kardeşiyle evlendi. Sonra bu hukuk yasak edildi. Sonra bu evlilikler çoğalmaya sebep oldu. Ve Cenab-ı Adem Safiullah 40 ile 45 bin evladını saadetli hayatında görmek nasip oldu. İşte deminki söylediğim iki kişi gezen, birisi nefsi hükümdar, birisi de kendisi olan şu insan, ilk defa Azrail aleyhisselam, Adem aleyhisselamın zürriyetinden canı katille işlenmiş bir cinayetten dolayı aldı. İlk ömürle değil, ömrü tükenerek, eceli biterek değil, katille oldu. Kabil, Habil'i bir kadın yüzünden katletti, kaçtı. Konum bu olmadığı için suratlı geçiyorum. İblisin ivasına uğradı. Sen ateşe taparsan necat bulursun yalanına kandı. İlk katil, ilk ateşperest oldu. Zürriyeti alkole dadandı, kumara alıştı. Zinakarlığı meşru saydı, türlü ahlak, türlü çalgı, türlü işki, işret, türlü eğlencelerle Nuh aleyhisselam gününe gelindi. Tufan, deminki rüyanın hukukuna göre sen her zaman iki kişiyle gezersin. Birisi nefsin, birisi sen. İşte Kabil'le başlayan katil cinayeti, hükümdar olan nefsinin kadın yüzünden işlettiği şeytanın da ivasıyla ilk katil işlendi. Bu böyle süre Nuh tufanına kadar nefislerin peşinde giden, şeytanın ivasına kapılan insanlar Nuh tufanında sayısını Allah bilir.
helak olup gittiler. Sonra Şit aleyhisselam, Hud aleyhisselam, İdris aleyhisselam, Salih aleyhisselam, efendim Danyal aleyhisselam gibi peygamberler geldi. Onların İslam tarihindeki hukukunu okuduğumuz zaman göreceğiz ki peygambere uyan az bir itikatlı imanlı zümre isyan eden daha kalabalık bir cemaat görüyoruz ki yine rüyanın şumulü tersinde tesiri altında bu fiiller icra edildi. Mukaddes ve kutsi varlık olan insan kutsiyetiyle Halik-i Zülcelal'e kul olarak huzurla yaşamanın saadetine ermeyi beklerken o nefsin ve şeytanın kandırması dünyanın cazibesiyle kavimler ortaya çıktı, tarih milletler inkişaf etti, sonunda itaat eden az, isyan eden çok oldu. Muaz bin Cebel hadisinde Fahri Kainat aleyhissalatu vesselam Efendimizin huzuruna lanetli iblis girdi. Rabbim beni gönderdi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ne sorarsam doğru cevap vereceğim dedi. Konuşmasının esnasında şu söz geçti. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana iman edenlerden bana itaat edenler daha çoktur. Senin mutluluğun, ferahın nerededir dedi. İşte bu anlayış muhacirisinde şu Beytullah neyi temsil eder? Tarih boyunca niçin tavaf ederiz? Muradımız nedir? Gelin hep beraber Adem Aleyhisselam'ın gününden bugüne kadar Kabe'nin kutsiyetine, Allah'ın azamet ve vahdaniyete, itaate sembol olduğunu, itaat edenlerin iki cihan saadetiyle saadeti dareyne, isyan edenlerin helaka gittiğini kitaplarla idrak etmeye çalışalım inşallahü teala. Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam Efendimiz dünyaya teşrif buyurmadan önce hemen yakınında 50-100 sene içinde cereyan eden hadiselere önce bakacağız. Peygamber gelmeden önce beşeriyetin hali nasıldı müzakere edip düşüneceğiz. Fahri Kainat'ın risaletiyle beşeriyet ne tavır almıştır onu anlamaya çalışacağız. Sonra Resul-i Kibriya'dan önce geçen kavimlerin peygamber geldikleri halde hiçbir yeryüzü yok ki bir karış toprağına bir peygamber gönderilmiş olmasın. Buyuruyor ki eğer bir millete peygamber gönderilmeseydi Allah-u Teala onlara azap etmezdi. Ben bilmiyorum ki, peygamberin hukukunu bilmiyorum. Tek başıma yaşıyorum, 3 kişi yaşıyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Yalnız buna kainatın yaratılışındaki azameti, sırrı müşahede edip bu kainat boş ve abes değildir. Elbet bunu yaratan bir Halik-i Zülcelal vardır itikadına sahip olan kurtuldu. Bir başına yaşıyorsa, tesadüfe, tabiata bağladıysa helak oldu. Çünkü Allah'a azimşan 3 cihetle idrak edilir. Mevcudat ve mükevvenat ile. Mevcudat ve mükevvenat mektubatı Rabbaniyedir. Mevcudat ve mükevvenat mektubatı Rabbaniyedir. Allah'ın bir mektubudur. Şu yaratılan mevcudat her zerresiyle Allah'ın birliğine, kudretine şahitlik eder. Kainatta tesadüf yoktur. Kendi kendime tefekkür ederken düşündüm ki 20. asrın teknolojisi şu dünya kadar büyük bir bina evlerin meskenleri olsaydı neyle aydınlatırdı bulamadım. Şu dünya kadar bir mülkü Allah 20. asır insanlarına verseydi, bu da sizin ikinci dünyanız, güneş hükmetmemek şartıyla
ne ile aydınlatırlardı kendi kendime tefekkür ettim, cevap bulamadım. İşte 20. asrın tekniği. Elektrik, ampul, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Elektrikli bir salon zor aydınlanıyor. Şu cami-i şerifte kaç tane ampul var bir sayın. Allah bu dünyaya 1.300.000 tane dünyayı içine alan güneşi lamba mum olarak tayin etti. Güneşin büyüklüğü 1.300.000 adet dünyaya alır. Demek dünyamız şuysa 1.000.000 misli Allah bir jeneratörden icat edilmiş bir ampul, bir lamba, bir fener koydu. 20. asır dünyası şu dünyayı aydınlatacak bir teknolojik inkişafla bir aydınlatıcı bulması mümkün değildir. Bütün dünya devletlerini bir araya getirseniz. Şu anda bu kainat tesadüfü değil. Bu kainat yaratanın kutsiyetine şahit. Demek Allah'ı bildiren birinci cihet mevcudat-ı Rabbani. Güneşler, aylar, yıldızlar, yılanlar, çıyanlar, tavuklar, nebatlar, domatesler, patlıcanlar. Her birisi bir kutsi vazifeyle gönderildiği için vazifelerinden inraf etmezler. İki, Kitab-ı Kerim'le bu alem bir nizama, intizama muhtaçtır. Bunun için Allah-u Teala peygamberleri gönderdi. Beytullah'ın kutsiyetini bildiler. Onun için Rukn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında 99 peygamberin kabri, onun için Beytullah'ın tavaf edilen zemininde 300 peygamberin kabri şerifi var. Peygamber olur da Kabe'yi bilmez mi? Her bir peygambere namaz emredildi. İlk defa Bismillahirrahmanirrahim Adem Safiyullah'a vahyoldu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ve Rahman Rahim olan Allah'la başlarım. O zaman Bismillah'ın içindeki bir zat, iki sıfatla bu Allah'a azimişan kimdir? Beşeriyet bunu beşeriyet bilmesi lazım gelirdi. İlk insana ruh nefyedildi. Elhamdülillah dedi. Mukavele yaptı Allah. Ya Adem sen benim abdimsin. Seni ne durumda bulundurursam şükre mükellefsin. Onun için Cenab-ı Adem Safiyullah'ın ilk sözü elhamdülillah oldu. Thank you. Guten Tag. Yok böyle şey yok ya, bunlar uydurma kaydırma. İslam'da esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatu var. Morgen. Guten Morgen. Ya ben biliyorum sabah olduğunu. Morgun diyor sabah. Ben demedim öyle, sen bana morgunu hatırlatıyorsun. İçinde bir rahmet, bir bereket var mı? Good morning. İyi gün, iyi sabah. Yetişine yok. Bunun içinde beşeriyete temenni var mı? Yok. Saat kaç? 9 der gibi selam veriliyor. Halbuki İslamiyet'te esselamu aleyküm ve rahmetullah berekatühü, Allah-u Teala'nın selameti, rahmeti, iki can saadeti senin üstüne olsun. Bir baksana şuna. Morgun, guten Tag, günaydın. Hap hap hap, aspirin bunlar. Yolumuza gideceğiz. Biraz idrakımız açılsın diye size hafif bir mukaddeme yapıyorum. Çok hafif. Şu anda şu sohbetim tarih boyunca insanların, hükümdarların, milletlerin, fertlerin mutluluk ve saadetinin sebebi, helakının, hüsranının, bela ve musibetinin sebebi şu Kâbetullah'ı idrak olduğu. Kâbe cihetiyle Allah'ın azametini bilmek lazım geldiğini. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bunu bilmek lazım geldiğini hatırlatmak için Allah bizim Beytullah'ı
bu mübarek mekana koydu. Kabe'nin faziletleri ve Hac Menasiki kitabında sual tarzında bir konuşma var. Niçin Allah-u Teala Kabe'tullah'ı Şam'a koymadı, İstanbul'a koymadı, Paris'e koymadı, kayaların arasında ortalama 40-50 derece sıcak olan her tarafı kayalık Kabe'ye koydu? Sualine el cevap, eğer Şam'a, İstanbul'a, Halep'e, Bağdat'a konsaydı Kabe'nin vahdaniyetindeki ihlası zedelenir, piknik yerine çevirirlerdi buyuruyor. Eskiden, şimdi piknik diyoruz, eskiden ne diyorduk unuttum Allah'ım bil. Yayla. Onun için Allah şu sıcakta, şu kayalar arasında halisiyetini göstersin, gözü dünyanın atına otuna saplanmasın. Bunun için Allah Beytullah'ı bugünkü Mekke-i Mükerrem'in harem bölgeleri içine koydu. Onun için Kabe'ye gidenler ne olur Şam'da olaydı, Bursa'da olaydı, Antalya'da olaydı derse sırrı ilahiyi bilmemiş, ona karşı çıkmış olur. Evet, şimdi Allah Resulü'nden mukaddem milletlerin tarihine bakacağız. Allah Resulü'nün saadetli Kabe devrindeki risaletini anlamaya çalışacağız. Oradan da yolumuza devam edeceğiz inşallahü teala. Fahri Kainat şimdi birinci kitap İslam tarihi doçent doktor Hüseyin Algül'ün kitabından konuşuyorum. 7. yüzyıl Resulü Kibriya Aleyhisselam'ın teşrif seneleri. Bakalım dünya nasıl? Roma İmparatorluğu bölünsün, bölündü, ikiye ayrıldı, Doğu Batı Bizans ismini aldı. O günleri bir şöyle görelim, siyasi durum. Anadolu, Kuzey Afrika, Mısır, Suriye, Avrupa'dan Tunus'a kadar Bizans, Büyük Roma İmparatorluğu'nun doğu bölümündeki varlığını teşekkül ettiriyordu. 395 yılına kadar Roma İmparatorluğu altında, daha sonra Bizans adıyla yeniden teşekkül etti. Ön Asya, Suriye, Karayolları kavşağında imparatorluğun en güzel bir şehri olan Konstantin'in inşa ettiği Konstantinopolis ismiyle İstanbul'un ilk şehri kurulmuş oldu. Biraz daha tarihe gerilere gidersek İstanbul'un ilk kuruluşunu kitaplar Cenab-ı Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'a bağlar. Cenab-ı Süleyman Aleyhisselatü Vesselam mucize-i Rabbaniye olarak rüzgarla doğudan batıya bir aylık yolu hemen bir anda gitmesiyle İstanbul'u biliyordu. Tabi o zaman ismi İstanbul değil. Allah-u Teala'nın arzından, yeryüzünden, küreden bir küre, bir toprak parçası. Osmanlıların kurduğu Topkapı Sarayı'nın oraya Süleyman Aleyhisselatü Vesselam İstanbul'un ilk temelini yapıp mübarek peygamber İstanbul'un binasını, İstanbul'un kutsiyetini bir peygamber azametiyle temelini o mübarek peygamber atmış oldu. Devir yürüdü, yürüdü, yürüdü. Bizans'a geldi. Konumuz da o zaten. O zamanki diktatörlüğün yönetimin başlıca hukuku yerleşmiş bürokrasi, güçlü bir ordu, ihtiyatlı bir siyaset ile devletler hakimiyetini yürütmeye çalışıyordu. Bu tarzda bir konuşma yapmadık ama bu konuşmada olmasa hakikati idrak edemiyoruz. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saadetli gününden önce en azim devlet yeryüzünde Bizans
ve İran Sasani İmparatorluğu idi. Diğer küçük devletleri ben bu arada saymak istiyorum. Ama asıl hüküm, asıl galebe doğuda İran Sasaniler, batıda dünyayı ikiye bölün şöyle Avrupa Türkiye'den Bizans ve Roma İmparatorluğu hakimidi. Bizans'la Sasani İmparatorluğu iki güç, iki kuvvetli devlet, Heraklius İstanbul'a saldıran Sasani ordularına 626'da püskürttü. Demek İranlılar İstanbul'a kadar galebe çalan bir siyasi güce malik oldular. Heraklius 626 senesinde İran, şimdi o günkü Sasani İmparatorluğu'nun ordularını bozguna uğrattı. Kutsal Haç, Bizans o zaman Hristiyan'dı. Sasaniler Kutsal Haç'ı alıp götürdüler. İkinci Hüsrev 628'de, miladın 627 senesinde öldükten sonra Sasani iktidarı karıştı. Bizans durumdan yararlandı. Sasanileri yendi. Kutsal Hac'ı alıp Kudüs'e götürdüler. Kur'an'ın mucizül beyanda bu hukuk yukarıda arz ettiğim gibi Sure-i Er-Rum 1. 2. ayeti celile Elif, Bismillahirrahmanirrahim, Elif, Lam, Mim. Arzın yakın bir yerinde Rum milleti mağlup edildi. Onlar mağlubiyetinden sonra birkaç sene içinde galip geleceklerdir ayetiyle Allahu Teala bu haberi Kur'an'ın mucizül beyanda bize verdi. Buna ait kıssaları atlıyorum. İnanç sistemine gelince Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu Tevhid-i Rabbani İncil'le işlendiği günde elbet din tevhid diniydi. İhlas-ı Şerife'nin hükmü hakimdi. Allah'ın vahdaniyeti birliği galipti. Sonra bu temiz inanç, hani iki kişi geziyoruz ya, birisi nefsimiz, birisi biz, nefsimiz hükümdar, diğeri biz köle. Evet, şu kaide, şu rüya çok önemli. İşte bu hükümdarla gezen köle olan insanlar Cenab-ı İsa Aleyhisselam'ın getirdiği tevhid dinini bozdular. Teslis akidesine sahip oldular. Haşa Allahu Teala oğlu, haşa Allah, haşa bir de Ruhul Kuds. İşte bu bozulma başladı. Hazreti İsa ile hiç ilişkisi olmayan bir yaşayış ortaya çıktı. Baba, oğul, ruhul budur. Teslis benimsendi. Siz şu işe bakın ki Hristiyan dünyasında arzu edilen birlik sağlanamadığı gibi o zaman İmparator Theodosius'un Efesos'ta toplandığı yeni kongrede daha hazin kararlar alındı. Hazreti İsa'dan sonra teslis çıkınca bazı muhterem insanlar, kamil insanlar, Arius, milattan önce 336, tevhidi savunanlar susturuldular. İstanbul patriklerinden Nestorius taraftarları aforoz edildi. Yani imparatorun papaz grubu tarafından sanki dinden çıkarılmış bir hukuk getirildi. Marcianus devrinde Kadıköy'de tekrar dini bir kongre toplandı. İlahlık vasfından vazgeçilmek lazım geldiğini savundular. Velakin Justinianus üçlü sistemi kabul etti, tek vahid sisteme inanmaya çalışanları öldürdü, sürgün etti. Netice olarak
dini hayatta hoşgörü yoktu. Roma İmparatorluğu'nda Avrupa ülkeleri dahil İslam'ın ortaya çıktığı dönemde kilise krallığı, manastır hakimiyeti, ruhban keyfiyeti vardı. O da Cenab-ı İsa Aleyhisselam ve İncil-i Şerif'in hükmünün tamamıyla dışında. Tıpkı bugünkü şu dünyanın Hristiyan akide ve anlayışının göre. Ahlaka gelince, bir ülkede yaşayan insanların bir kısmı ülke sınırlarını sınırsız denilebilecek ölçüde elde eder. Diğer kısmı bir lokma ekmeğe muhtaç olursa ahlaksızlık ve ruhu dengenin bozulacağı tabidir. Nitekim ahlaksız ve ruh bozulması 7. yüzyıl başlarında, yani 620, 30, 40, 50 Bizans ülkesinde içki, kumar, fuhuş bir milleti çökertmeye sebep olan gayri ahlaki davranışların en yaygın olduğu bir devirdeyiz. Toplumda köleler, hürler, saraya mensuplar, saraya mensupların himayesinde bulunanlar gibi dört ana grup vardı. Köleler, başına geleceğe bak, demir bir yaka gibi köpeklerin sözü meclisten, ruhaniyetten hepinizden uzak olsun, demir bir yaka gibi bir tasma boyunlarına takılı, hayvanlara verilen yiyecekten kendilerine verilir, ahır ve benzeri yerlerde kalmaya mecbur edilir, bir yerden bir yere gideceklerinde ellerine kelepçe takılır, eğer kalabalık bir cemaat gidecekse zincirlere vurularak kamçılarla götürülürdü. Bu da eşrefi mahlukat yaratılan Cenab-ı Adem Safiyullah'ın çocukları, evlatları. Hele sabredin, neler gelecek başımıza. Hürler mahsulleri alırlar. Ekonomik sıkıntı değil, şan şöhret içindedir. Sanki dünya onlar için yaratılmış gibidir. Halk ağır vergiler altında inler, kaldırdığı mahsulü hürler denilen işte saraylılar, saraya mensuplar gibilere verir. Bir lokma ekmeğe muhtaç olacak bir yaşayış içinde bulunurlardı. İmparator dediğimiz o zalimler bir nevi ilahlaştırılmış, tanrılaştırılmıştı haşa. Yanılmaz, her şeyi bilir, azim bir despot, halktan kopuk, tacı başında, altın asası elinde, efendim süslü elbiselerle insan varlığının üstünde görünürlerdi. Onu görebilmek için perdedarlar perdeleri açar, yalnız imparatorun yüzü görülür. İşte o görmek haşa ilahlarını görmüş gibi bir anlayış içerisine kendilerini sürüklerdi. Ya kadın, ya bu cemaatteki kadın. Kadınlar hiçbir vakit rüşt çağına gelmez. Telakki edildiği için kadın rüşt olmaz, mümeyyiz olmaz, aklı başında olmaz, telakki edildiği için esaret altında inlerdi. Bu yüzden alınıp satılan bir eşya gibiydi. Bu konuşmaları lütfen geniş çapta, derinliğine tarih boyunca düşünün. Kocalar isterse kırbaçlar karısını, isterse hapseder, isterse öldürür. Evladı köle olarak alıp satabilirlerdi. Evladın kazancı babanın demekti. Kadınlar bir suç işlerse hapis, sürgün, uzaklaştırma, küreye mahkum edilme gibi yollarla cezalandırılır idi. Geleneksel inanç kadınların kötülüğe hizmet eden yaratıklar olduğu kanaatıydı. Kadınlar kötülüğe hizmet ederler. Kendilerinde hayır yoktur, alınır satılır. Bir ayakkabı, bir elbise gibi telakki edilirdi.
Bu kadarı yeter. Sasani İmparatorluğu tarih dersi anlatmadığım için ana koyu dönmem lazım. Evvela Medler bu imparatorluğu kurdu. Medler. Milattan önce 708'e kadar uzanıyor. Daha sonra Persler hakim oldu. Medler, Persler. Sasani İmparatorluğu'nun temeli bu iki aşiret. İran İmparatorluğu, Sasani İran İmparatorluğu, Bizans'la, daha doğuda Türklerle komşu. Hazreti Peygamber'in doğumuna tesadüf eden yıllarda adaletiyle ün yapmış Enişirvan bulunur. Kisra Enişirvan 531-529 yıllarında bir Sasani istikrarı elde etmiş ise de Bizans'la yenilgiye uğradığı için fazla bir huzur sağlayamadı. Enişirvan'dan sonra Hüsrev II, Hüsrev Perviz 590 milat 628 38 sene tahta kaldı. Başkan Medayin Hazreti Ömer Faruk zamanında Sa'd bin Ebi Vakkas tarafından Medayin fethedildi, hamdü sena olsun. Güçlü bir ordu bırakmıştı Enişirvan. İkinci Hüsrev başkentte İran-Bizans mücadelesine girişti. Yemen bölgesi, Suudi Arabistan yarımadası sıcak çöllerden üç büyük çölle kaplı olduğu için onlar pek Suudi Arabistan Hicaz bölgesine fazla göz dikmediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam İran İmparatoru ve halkını İslam'a davet eden elçisini gönderdiğinde iktidarda Hüsrev Perviz bulunuyordu. İslam elçisine çok kaba sert bir davranış davrandı. İki cihan fahri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mektubunu hışımla yırttı. Ayakları altında çiğnedi. Atlılarla Hicaz'ı işgal edeceği tehdidinde savurdu. Ama bir gün Fahri Kainat Saadetli Risaletine oturunca bu zalim Hüsrev'in, Perviz'in oğlu elçi gelen elçiye Resul-i Kibriya buyurdu. Şu anda bizim mektubumuzu itibar etmeyen Hüsrev Perviz'i şu dakikada oğlu katletti dedi. Tarihe geçirdiler. Hakikaten Resul-i Kibriya'nın mucizesi olan verdiği haberle o melun mektubu yırtıp parçaladığı gibi haşa oğlu da babasını yırtıp parçaladı. Daha sonra bir hükümdar daha geldi. Bu da rezalete, İsyana, Allah'a mutilikten uzak olduğu için seyahate düşkün olduğu bir devirde misafir kaldığı bir yerde bir adam tarafından öldürüldü. Sosyal yapı neydi Sasanilerde? Mubetler, rahipler, hakimler, çiftçiler, sanatkarlar gibi cengaverler gibi dört sınıfa ayrılırdı Sasani İmparatorluğu. Üçü yüksek sınıf, çiftçiler, sanatkarlar kölelere yakın bir hayat tarzıyla esir gibi idiler. Bunların içerisinde Marzban adında bir hükümdar, Pehlevilerin son zamandaki gibi bir hükümdar aristokrasi içinde bir mevki işgal etti. Malikaneleri alabildiğine kumandanlıklarıyla meşhur oldu. Marzban. Şimdi gelecek ona sıra. Ülkenin karakterinde rol oynayan en önemli şahıslar Mubet, baş rahip ismini alırdı. İmparator Şeyhinşah isminde
Resmin din zerdüşlük idi. Zerdüş. Halk ise çeşitli itikatlara sahipti. Muhteremler öne gelin, bakın buralar boş. Kardeşim benim konuşmama lüzum yok. Mustafa arkayı şuralara gönder. Buralar boş. Ben karışmayayım ki sohbetim yürüsün. Devletin Sasani İmparatorluğu'nun resmi dini zerdüşlük. Halk değişik itikatlara sahip. Gürültüsüz yapın ama. Kime ağaca tapıyor? Konuşmayla işi bozmayalım lütfen. Kime ağaca tapıyor? Kime ateşe tapıyor? Kimi bitkilere tapıyor? Kimi zerdüşlüğün iyilik tanrısı denilen Hürmüz? Hürmüz. Canı çıkasıca. Hürmüz'e tapıyor. Ateşe tapmak yaygın idi. Zerdüş rahipler ülke yönetiminde birinci derecede sorumlu idi. Zerdüşlüğün bahsettiği Ahura Mazda milli tanrı, savaş tanrısı diye düşünülürdü. Mubetler ateşe tapma tapınaklarını idare ederler. Helalı, dikkat edin, helalı, haramı, günahı, sevabı onlar bildirirdi. Ateşe tapan tapınakların yöneticisi mubet, rahip. Günah, sevap, efendim helal, haram onlar tayin ederdi. İran'da ateşe tapınma merasimleri yürüten mubetler, tapınakların sahibi, Sasani devletinin en yüksek otorite sahibiydi. 6. asırda, dikkat edin, en feci bir tarihe rastladık. Mazdek ismindeki Sasani hükümdarı zehirleyen fikirlerini ortaya saldı. Mazdek'e göre hava, ateş, su, toprak, evler nasıl insanların müşterek malıysa servet, kadın, bu da müşterek mala dahildi. Kadınlar müşterek maldı. Bir erkek kızını, karısını, bacısını, anasını kullanabilirdi. Yani cinsel temas yapardı, kullanırdı deyince ev süpürtüyor sanma. Mazdek ismindeki o melun kafir, karısı yerine kızını, karısını, anasını, bacısını, mukaddesat denilen bir şey bilmeden elma yer su içer gibi bütün kadınları, bütün erkekler kullanıp faydalanabileceği bir meta saydı. Şu yetmez mi şu tarif? Yeter. Devlet Mecusi mabetlerinde ateşe tapanların elinde, imtiyazlı bir sınıf olan mubetlerin elinde, dinden dönenin cezası idam, mubetler verir. Bu cezayı verdiği gibi göz çıkarma, açlığa mahkum edip öldürme, taşa gömme gibi cezalar vardı. Bunları bir anlayabilsek, bir idrak edebilsek insanlığın ne kadar azim bir sükutta, ne kadar şiddetli bir zulümde olduğunu bir anlayabilsek, asırlar geçe geçe hu, asırlar geçe geçe bu durumlara yaklaşılmaya başlandı. İslam'dan çıkmadan önce Arap Yarımadası iki büyük imparatorluğun ahlakını, her şeyini arz ettik. Araplar Sami kavimlerinden, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Sam'ın soyundan oldukları için Sami ismini aldılar. Sami ırkın özelliklerini taşıdılar. Arap coğrafi bakımdan üç tarafı deniz, dördüncü tarafı çöl olduğu bakımından demin de arz ettiğim gibi diğer devletlerin iştahını pek kabartmadı. Yani Hicaz'ı gidelim, işgal edelim gibi bir fikriyet geçmedi.
Ama Yemen tarafında durum bundan başka nazik idi. Bin metre, 1600 metreye varan dağlar var. Üç tarafında muazzam çöller var. Nüfut çölü, Dahna çölü, Rubül Hali isminde üç büyük çöl var. Arap kavimleri, kabileleri. Şimdi buradan nerelere geleceği sabredin azıcık. Tarihçiler Arap kavimlerini şu devrelere ayırdılar. Arabı Baide, At, Semud, Tasım, Cediz, Amelika, Eyke kavimleri. Kur'an-ı Kerim'de bunları Allah-u Teala bize beyan buyurdu. At kavmi, Semud kavmi, Salih aleyhisselam, At kavmi, Hud aleyhisselam. Diğer kavimler nasıl peygamberlere karşı geldiler, nasıl imha oldular, helak oldular. Kur'an'ın mucizül beyanının değişik surelerinde bu mübarek fikirler Allah-u Teala bize vahyetti. Arabı Aribe, Kahtan bin Amir'in Yemen taraflarında hakim olan evlatları, torunlarından. İşte şu ikinci bölüm bizim kıssalarımızda önemli rol oynayacak inşallahü teala. Arabı Aribe, Kahtan bin Amir'in Yemen taraflarında yayılan evlatları, torunları ve nesli. Devletler kurdular. Kâbetullah'ın kutsiyetini idrak edip etmemekte başlarına neler geldi şimdi arz edeceğiz. Arabı Müstarrabe, bunlar İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselamın nesli. Hazreti İsmail Kâbe civarına geldiği zaman yerleşti. Yerleşince kısa bunları anlattık. Cürhüm kabilesiyle karşılaştı. Cürhüm kabilesi bir tarafa geçerken kuşların birikmesiyle orada bir suyun bulunduğunu inceledikleri zaman Cenab-ı Hacer validemle İsmail aleyhisselamın bulunduğunu gelip izin isteyip validemin de izniyle bu su benim demedikçe buraya ikamet edebilirsiniz buyurulmasıyla Cürhüm kabilesi Harem-i Şerif'in yanına yerleşti. Ama başına neler gelecek şimdi onları seyredelim bakalım. Cenab-ı İsmail aleyhisselam Cürhüm kabilesinin arasında büyüdü. Mudat bin Amir'in kızıyla evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. İki tane İsmail aleyhisselatü vesselamın saadetli oğlu meydana geldi. Güney Arabistan'da kurulan devletler, Muanni devleti, Sebe hükümdarlığı, Sebe hükümdarlığı Kur'an'ın mucizü beyanında çok geniş tafsir edildi Rabb-i Teala. Bunları öyle burluk içinde idiler ki akılların alması mümkün değil. Ağaçlar meyvelerle dolu. Bir insan başına bir tepsi alsa, o meyveliklerin arasından yürüse, hiçbir ağaca dokunmadan geçse tepsi dökülen meyvelerle dolacak kadar bolluk içinde idiler. Allah imkan verdi, Merib Seddini yaptılar. Bugünkü barajlara misal suyu durdurdular, arkaya baraj birikti. O barajın suyundan hakikaten bol mahsul, verimli topraklar elde edildi. Ama o kadar bolluk içinde gelen peygamberlere iman etmediler. Eğer siz hakiki peygamber iseniz haşa haşa vaat ettiğiniz azab-ı ilahiye başımıza gelsin dediler. Bediüzzaman Sayyid-i Nusa Hazretleri'nin beyanı veçiyle Allah-u Teala Merib şehrini Merib Seddi'yle büyük barajla nimetlere ulaştırdığı gibi Merib barajıyla da bu milletin helakına sebep oldu. Baraj bizimki anladığımız gibi şu kürsü gibi önünde set var. Akan sular bugün barajın ne olduğunu biliyoruz. Birikiyor, kanallarla sulanıyor. Allah-u Teala bu isyan eden peygamberleri kabul etmeyen Sebe kavmine bir köstebeyi musallat etti. Bunu unutmayayım ne olur. Köstebeye emir verdi. Nasıl bir mikroba veriyor,
nasıl bir efendime söyleyeyim virüse veriyor. Git şu adamı öldür deyince o virüs veya o mikrop bakteri o adama toplu iğne başında 5 milyar tane biriktiği halde bir toplu iğnenin içine 5 milyar canlıyı sokan Allah o adamı yiyip bitirdiği gibi yani tanklar, toplar, aslanlar, kaplanlar sokmuyor Allah. Toplu iğnenin başı kadar büyüklüğe milyar canlıyı yerleştiren Allah. Ya ne olur dinleyin Allah için. Dinleyin dediğimiz bir ibret alınacak yerlere geleceğiz. Allah bir kuvvet versin de anlatsam ben şunu. Köstebeğe de buyurdu ki ya köstebek buyur ya Rabbena. Şunların barajında bir delik del. Bir delik deldi köstebek. Çünkü taşlar, kayalar, harçlarla yapılmış. Köstebek yuvasını su büyüttü, 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 büyüttü. Delik açtı, barajı yıktı. Kavun ve Merip şehri sular altında kaldı. O gülüm gülistanın bağlar, bahçeler harab-ı turab oldu. Hani Allah bize azap versin de görelim diyenler azabı buldu. Ve göç ederek diğer beldelere, Suriye, Şam, diğer yerlere göç eder duruma geldiler. Tabii ölümden kalanlar. Muhteremler, sen günahın küçüğü büyüğü deme. Bir günah düşün ki köstebek deliği kadar. Hani iki kişi geziyorduk ya, bir hükümdar biz de köleydik. O köle, o hükümdarın emrine uya uya, o barajın deliğini büyüte büyüte, günahlar günahların üstüne birike birike, küçük günahlar büyük günah ola ola insanın helakına sebep olur. Bir devleti bir köstebek yener mi? Evet, Allah kadiri mutlaktır. Büyük ordular göndermez, bir köstebekle bir devleti imha edecek bir kudrete Halık-ı Zülcelal sahiptir. Demek Güney Arabistan'da kurulan devletler Sebe İmparatorluğu Mani Devleti, evet, inançları. Güney Arabistan devletleri cahiliye çağında putperest idiler. Sebellerin Al-Maka, Katabanlıların Kamer, Şems, Astar adlı üç ilahları vardı. Kamer erkek, Şems dişi düşünülüyor. İlahları biri erkek, biri dişi. Astar da bunların oğluydu. Tıpkı şu Hristiyanların üçlü sistemine benziyor. Bu putların çoğu birer yıldızın sembolüydü. İslamiyet o gölge haliyle bu şekil o bölge ahalisiyle putperestlerin tapınaklarının üzerine kurulmuş bir nuru hidayet oldu. Fil vakası. Şimdi devletlerden fertlere geçiyoruz. Hüseyin. Şuraya gel. Şimdi Kâbetullah kutsiyetini anlamaya çalışacağız inşallahü teala. Meşhur fil vakası Kur'an-ı Mucizül Beyan'da okuduğumuz Bismillahirrahmanirrahim Elem tere keyfe fâle rabbike bi ashabil fil. Bu sureyi milyonlarca milyarlarca sayısını Allah bilir okudu. Ama okurken hiç düşünmedik ki çok azim bir azameti ilahiyenin kıssasıdır. Oku elem tere keyfi hoca diyor. Oku oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tere keyfe fâle rabbike bi ashabil fil. Okuyor. Ne hoca oğluna diyor oğlum ibret al. Bu Allah'ın azameti kadri ne kadar yücedir. Bak Ebrehe'nin ordusunu ne yaptı. Ne hoca oğluna söylüyor. Ne de oğlu bu fil vakası nedir. Hocasına, babasına, atasına sormuyor. Sureyi geriye dönüyorum. Yarı koydum, geriye dönüyorum.
Fil vakası 570-71 yıllarında Fahri Kainat'ın dünyaya teşrifinden 6-8-9 ay gibi bir zaman önce teşekkül etmiş. Resul-i Kibriya ana karnındayken vaki oldu. Ebrehe emrindeki Habeş hakimiyeti dönemine rastlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bu olaydan yaklaşık 1,5-2 ay sonra dünyaya gelmiştir.